Korkuçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bunu tekrar söyleyebilmek o kadar iyi hissettiriyor ki. Kanada'da derme çatma bir evde, kötü bir odanın içerisindeyim şu an. Bu kısa hikayeyi sizlere ölmediğimi söylemek ve biraz da arayı kapatmak için yapıyorum. Yayından sonra birazcık daha konuşuruz. Öyleyse kısa bir korkunçlu hikaye için 1, 2, de. Geri sayım adamı ilk defa 7. sınıfa gittiğim yıl okul otobüsünde gördüm. Daha önce otobüste hiç yetişkin görmemiştim. Adam takım elbise giyiyordu. Orada bulunması olağan değildi. Kimsenin dikkatini çekmeyince ben de önemsemedim. Mahalleyi dolaşmaya başlayıp çocukları otobüse almaya başladığımızda ondan geriye saymaya başladı. Sadece rakamlarla konuşuyordu. Hiç kelime söylediğini duymadım. 9. Billy Cunningham binmişti. 8. 7. 6. Paulsonlar. 5. Danny Wu. 4. 3. 2. Ve 1. Smith ve Kern. 1'e denk gelen sayıdan sonra Andrew Black otobüse yürüdü ve öldü. Geri sayım adam bana hüzünlü bir gülümsemeyle baktı. Ceketini düzeltti ve Audrey'in cesedine basarak otobüsten indi. Daha sonra bize Audrey'in doğumdan beri teşhis konulmamış bir kalp hastalığı olduğu söylendi. Ama ben gerçeği biliyordum. Bu otobüse binen herhangi birisi olabilirdi. Otobüse ayak basacak bir sonraki kişi ölecekti. Yıllar içinde onu birkaç defa daha gördüm. Bir keresinde 21 yaşındayken onu gece kulübünde gördüm. Kafayı bulduğum sırada barın köşesinde kapıyı izliyordu. Geri sayım yapıyordu. Oldukça kalabalık bir geceydi. İlk önce bir grup kadın bekarlığa veda partisi için bara girdi. Sonra bir çift el ele tutuşarak geldi. Adam muhtemelen kadının gerisinde duruyordu. Çünkü ölen kişi oydu. Daha sonra kadın herkes çoktayken çığlık atıyordu. Benim şahit olduğum insanlar NBA maçlarında, uçaklarda ve okul pikniklerinde ölmeye devam etti. Hatta bir keresinde asansörde oldu. Bana hafifçe gülümsedi ve 3, 2, 1. Orada öylece dururken hamile bir kadın asansöre bindi. Arkasından bir adam binerken yere yığıldı. Ağzından köpükler saçılıyordu. Bu olaydan sonra onu yıllarca görmedim. Hatta onu bir daha görür müyüm diye meraklandım. Ve sonra oğlum Evan'ın 7. doğum gününde geldi. Kutlamayı yaptığımız yer mini golf, go-kart ve birçok oyunun olduğu klasik bir eğlence salonuydu. Sürpriz olacağı için karım ve Evan son gelen kişilerdi. Okuldan herkes oradaydı ve deli gibi eğlenip bağırıyorlardı. Atıştırmalıkları ayarlamaya çalışırken çok meşguldüm ve onu fark etmedim. Hareketsiz bir şekilde masalardan birine oturmuş, boş boş etrafa bakıyordu. 3, 2, 1 dedi. Ergenlerden üçü içeri girerken, işte o anda karımı ve Evan'ı gördüm. Kapıya doğru koştum ve ergenleri iterek karım ve çocuğuma doğru koştum. Dur, dur diye bağırdım. Evan beni görünce heyecanlandı ve bana doğru, babasına doğru koşmaya başladı. Ne kadar uzakta olsam bile hayatımda hiç koşmadığım kadar hızlı koştum. Evan kapının eşiğindeyken onun üstüne atladım. Hareket edip etmediğini fark etmemiştim. Konuş benimle, konuş diye bağırdım. Sorun ne baba? İyi misin? Diye sordu. İşte o anda çığlık sesi duydum. O anda binanın arka girişinden giren annemi babama sarılmış bir şekilde yardım çığlıkları atarken gördüm. Babamın adını söyleyip herkesten yardım istiyordu. Tabii ki farkındaydım. Çok geçti. Geri sayım adam babama hüzünlü gözlerle baktı. Ve orayı terk etmek üzere hazırlanmaya başladı. Bir anda gözlerimiz buluştu ve omzuma dokundu. Buz gibi bir his beni sardı. Gözleri titriyordu. Bana bir şey söylemek istediğini söyleyebilirdim. Konuşabiliyor olsa muhtemelen ne kadar üzgün olduğunu söylerdi.
Ancak ağzından anlamsız rakamlar döküldü. Ölü bir ses tonuyla. "Sorun yok," dedim. "Senin hatan değil." Adam ceketini düzeltti ve hüzünlü bir şekilde orayı terk etti. Evan onun arkasından baktı. "Baba, o adam kimdi?" Hikaye seslendirmeyi gerçekten çok özlemişim. Ama ağzım dönmüyor gibi hissettim ya, böyle sanki konuşamıyormuşum gibi hissettim. Yapmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Buradaki hayatım çok zor arkadaşlar, çok yorucu. Saat farkımız da çok fazla, o yüzden hikayeleri nasıl canlı yayımla, premier sistemiyle yayımlayabilirim bilmiyorum. Ama sizleri çok özlediğimi bilin. Güzel bir hikayeydi. 5 dakika ama çok güzel bir hikayeydi. Böyle güzel hikayeler görünce okuma şevkim daha da artıyor. En azından arkadaşlar, haftada bir hikaye atmaya çalışacağım. Bir düzene sokmaya çalışacağım. Odama masam geldi ama sandalyem yok. Öyle bir pozisyonda seslendiriyorum ki inanamazsınız. Yani ne şartlarda size hikaye yapmaya çalıştığımı tahmin edemezsiniz. Edebilirsiniz, bayağı sefil bir şeyler canlandırırsanız hayal etmiş olursunuz. Öyleyse beni unutmayın. Çünkü ben sizleri çok özlüyorum arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Ve her zamanki gibi tatlı uykular.